Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Uyarıyoruz. Daha ne, daha kötü ne olabilir ki sorusuna her yeni eğitim üretim döneminde bu kadar da olmaz dedirten iktidar 2022-2023 eğitim öğretim yılında da bu geleneğini bozmamış, eğitimde geçen yılları dahi mumla aratan bir dönemi ülkeye yaşatmıştır. Sonuna geldiğimiz bu eğitim döneminde gericileştirme ve niteliksizleştirme politikaları dozunu arttırmış, bu kuşatmaya bir de ekonomik krizin eğitime yansıması eklenmiştir. Bugün çocuklarımız okullarda musluklardan temiz olmayan suyu içip kantinden bir toz dahi alamazken, kalabalık sınıflarla sınıflara mahkum edilmişken, mesleki eğitim adı altında sermayeye çocuk işçi olarak sunulurken, ailesi zengin öğrenci ile yoksul öğrenci arasındaki makas daha da açılmışken, eğitim emekçileri açlık sınırında ücretle mahkum edilmiş, 1 milyona yaklaşan atanamayan öğretmen varken, şimdi bir de çocuklarımız eğitim dışı kurumların kucağına itilmeye çalışmaktadır. Onca skandala rağmen dernek, vakıf maskesi takmış tarikatlar, Milli Eğitim Bakanı protokolleri aracılığıyla eğitimde cirit atmaya devam etmektedir. Okulda eğitimi öğretmen verir. Okulda eğitimi öğretmen verir. Okulda eğitimi öğretmen verir. Eğitimdeki bu gericileştirme hamleleri 28 Mayıs seçimleri biter bitmez hızlandırılmış, İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilimizde devlet okullarına pedagoji eğitimi almamış din görevlisi görevlendirmesi bunun en somut örneği olmuştur. Seçimden hemen sonra İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın yönettiği bilinen TÜKVA'ya 238 okulun tahsis edilmesi, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi, yani ÇEDES kapsamında yapılan protokolle okullara manevi danışman adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu öğreticisi atanması eğitimde çok başlılığın artacağının da net sinyallerini vermiştir. Aslında uzman eğitimciler varken konuyla ilgisi olmayan kişileri ve yapıları eğitim sistemimize sokmak kamu kaynaklarını israf etmektir. Eğitim iş olarak anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırı, laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıt ÇEDES protokolünü yargıya taşıdık. Bugün de burada ve tüm Türkiye'de eğitim dışı kurumlarla, gerici dernek ve vakıflarla imzalanan protokollere ve projelere karşı çocuklarımızı korumak, vatanı korumaktır anlayışıyla alanlardayız. Eğitimciyiz, haklıyız, kazanacağız. Eğitimciyiz, haklıyız, kazanacağız. Eğitimciyiz, haklıyız, kazanacağız. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Gelin bu protokolü birlikte reddedelim. Eğitime, geleceğimiz olan çocuklarımıza birlikte sahip çıkalım. Çünkü ÇEDES protokolü hukuksuzdur. Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Laik ve bilimsel eğitime taban tabana zıttır. Çünkü ÇEDES protokolü tehlikelidir. Eğitim biliminden, pedagojiden bir haber çocuklarımıza nasıl yaklaşacağını bilmeyen yetişkinleri okullara sokmak travmatik etkileri de beraberinde getirecektir. ÇEDES protokolü öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin
mesleki itibarına hakarettir. Eğitim öğretim eğitimcilerin işidir. Okul yöneticilerine sesleniyoruz. Okuldaki eğitim faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi sizlerin sorumluluk alanınızdır. Koltuğunuza değil, onun arkasında asılı olan baş öğretmenin resmine bakın ve bu protokolleri reddedin. Eğitim emekçilerine sesleniyoruz. Sevgili meslektaşlarımız, öğrencilerimiz bizlere baş öğretmen Atatürk'ün emanetidir. Onları laiklik karşıtı uygulamalara terk etmeyiniz. Kimsenin sizin dersinizi bölme, gasp etme, sizin dersinizden öğrenci çıkarma hakkı yoktur. Bu tür girişimleri her şeyden önce öğrencileriniz, sonra mesleki itibarınız için reddediniz. Güçlü öğretmen güçlü gelecek. Güçlü öğretmen güçlü gelecek. Güçlü öğretmen güçlü gelecek. Velilerimize sesleniyoruz. Çocuklarınızın eğitim adı altında manen ve fiziken güvencede hissetmeyecekleri hiçbir uygulamayı kabul etmek zorunda değilsiniz. Onların geleceği için bu protokolleri reddedin. Bu eğitim öğretim yılı hem mesleki itibarının uğradığı saldırılar hem de alım gücündeki erime nedeniyle eğitim emekçisi için de karanlık bir dönem olmuştur. Mesleğe hakaret niteliğindeki öğretmenlik meslek kanunu halihazırda sözleşmeli, ücretli, kadrolu adı altında kategorize edilerek sömürülen öğretmenleri bir kez daha haksız sıfatlara ayrıştırmıştır. Ayrıca YÖK'ün aldığı kararla eğitim fakültelerinin dışında da farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimi seçmeli ders olarak almasının önü açılmış. Bu yolla eğitimcilik sıradanlaştırılmaya çalışılmış. Hem de ataması yapılmayan öğretmenlere birer haksızlık daha yapılmıştır. Anayasal bir hak olan güvenceli istihdamın katli olan ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik ayıbı sürdürülmüş. Ekonomik kriz nedeniyle ücretli öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun aldığı ücretler açlık sınırının çok altında kalmıştır. Eğitim emekçilerinin aldığı ücretler giderek artan hayat pahalılığı nedeniyle ay sonunu getirmeyi dahi mümkün kılmayan bir orana düşmüştür. Eğitim emekçileri geçinemez, nefes alamaz, kendilerini iş yerine adayamaz hale gelmiştir. Bu böyle gitmez. Dünyada baş öğretmen unvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim ve emekçisi bu kadar değersizleştirilemez. Eğitim iş olarak bu arsız kuşatmaya dur demek için bir kez daha harekete geçiyoruz. Türkiye layıktır, layık kalacak. Türkiye layıktır, layık kalacak. Türkiye layıktır, layık kalacak. Yoksulluk sınırının altında olan maaşlarımızın enflasyon karşısında sürekli erimesini protesto etmek için mesleki itibarımıza yapılan saldırılara ve haklarımızı gasp etme girişimlerine karşı çıkmak için eğitim sistemimizin üzerine çöken gerici ve piyasacı karanlığa dikkat çekmek için çocuklarımızın eşit ve nitelikli eğitim hakkının gasp edilmesine karşı durmak için eğitim dışı kurumların, dernek maskesi takmış tarikatların sistematik olarak eğitime dahil edilme girişimlerine boyun eğmeyeceğimiz göstermek için tüm Türkiye'de alanlardayız. Eğitime, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, uyarıyoruz,
eğitimin memleketin en birincil meselesi olduğunu hatırlatıyor. Uyarılarımız dikkate alınmaz ve eğitime dair sorunların çözümü için adım atılmazsa eylemliliğimizin artarak devam edeceğini bildiriyor. Tüm yurttaşlarımızı da destek vermeye davet ediyoruz. Bu mücadele aydınlanma mücadelesidir. Bu mücadele gelecek mücadelesidir. Bu mücadele arkadaşlar hepimizin mücadelesidir. Hep birlikte karşı çıkıyor ve sesimizi gür bir şekilde alanlardan duyurmaya devam ediyoruz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılan kurum ve kuruluşlara, destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.